Herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar. Çok güzel, çok özel Motobike Show'da Tenere 700 kullanıcısı olarak KTM'le ilgili çok merak ettiğim unsurlar var. Konunun doğru mantık ve çerçevede değerlendirecek tek kişisiyle beraberim. Serkan'la beraberiz. Serkan, seni bulmuşken... Bu arada Serkan'ı çok sevdiğimi herkes bilsin. Lütfen sıkı takip edin. Çünkü Serkan'ın videoları, bilgileri... Hatta kısaca ben açıklamalar bölümünde değerlendireceğim, orayı okuyun ondan sonra seyredin derim. Ha bu arada abone ve beğenmeyi unutmayın lütfen, rica ediyorum. Biraz yakın alabilirsek konuşmaları. Tabii. Şimdi Serkan'dan doğru bilgilerde, bu 890 nedir kardeşim bana anlat. Ben Tenere 700 kullanıcısı olarak bu motoru merak ediyorum dedim. Sizler için sorduk. Daha doğrusu sormayalım da anlat abi. Şöyle, nedir bu? Ben 890 Adventure'ı sadece... yani kullananı yaşayan biriz. Çünkü 790 Adventure R'da Transanatolia Rally'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 3000 km'lik bir rally yarışında finish'e getirdik ve modülde tamamladık. Ve böylelikle Adventure kullanıcıları, kullandıkları motosikletlerle yarışabileceklerini de biz burada bir mesaj olarak zaten o olay oraya gidiyor. Çünkü bu fiyatlar artıyor. Evet. Arttıkça da insanlar her iki zevki, hobisini bir arada yapma gereği duyuyorlar. Motosiklet firmaları da öyle bir üretiyor ki motorları. Ya kardeşim hem asfaltta da kullanabilirsin ama doğaya çıkıp biraz da kökleyeyim, çamura bulanayım dersen bu motorlar çıkıyor diyor. Doğru kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. 890 Adventure'da 790 Adventure'ın devamında üretilmiş bir motosiklet. Gene geçen senede 890 Adventure'la Transanatolia Rally'yi tamamladık. Bu senede Avrupa Rally Şampiyonası'nda 890 Adventure'la KTM'le yarışacağız. Şöyle bu motosikletle ilgili tabii birçok kişi birçok şeyi merak ediyor. Ama ben bir yarışçı olarak ve aynı zamanda bu motosikletle yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Evet, onu söyle abi bize. Binip dünyayı gezebileceğiniz, özgürce doğanın içerisinde olabileceğiniz, işte arkaya çantaları, yan çantaları koyup seyahat edebileceğiniz, aynı zamanda bunları çıkarıp doğanın içerisinde sportif amaçlı kullanabileceğiniz, hepsini bir arada yapabileceğiniz bir motosiklet. Yani kendinizi tamamen özgürce hissedebileceğiniz bir motosikletten bahsediyoruz. Ne gibi avantajlar? Bazıları iki motosikletle falan bunları yapmaya çalışıyor evet, ama evet. Bakın tek motosikletle hem arazi yapabiliyorsunuz hem yol yapabiliyorsunuz. TFT ekran var. Yani şöyle teknik olarak baktığınız zaman motosiklet bir kere arazide ağırlık çok önemli. 200 kilogramın altında bir motosikletten bahsediyoruz. Yani 200 kilogramın altında bir motosiklet 105 beygir bir güç üretiyor, 100 Nm tork var. Süspansiyonlar çok önemli arazide, özellikle yolda da önemli. Çünkü zorlu engelleri aşarken süspansiyonlar gerçekten çok önem taşıyor. WP'nin ayarlanabilir. Onu söyledim, çok merak var. Ettim. Yani şurada şöyle göstereyim. Aynı zamanda preload yapabiliyorsunuz. Yani burada 3 kademeli kilonuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani sertleştirebiliyorsunuz, yumuşatabiliyorsunuz. Anladım. Örnek veriyorum. Tek kullanacağınız zaman sıfır pozisyonda kullanırken arkaya bir kişi daha alıp çantaları koyduğunuz zaman yayları birer kademe sertleştirip motosikletin stabilitesini daha arazide de dahil değil yol mi? Ve arazide. Arazide olarak. Ve rebound ve dekop ayarları var. Bu bizim aynı zamanda Special XC450 yarış motosikletlerimizin üzerindeki kullanılan süspansiyonların bir aynısı. Evet. Burada da arazi koşullarına göre işte sport, konfor ve standart ayarlar yapabiliyoruz. Yaylardan kiloya göre ayar yapabiliyoruz. Arazinin zeminine göre de gene sürüşte, yolda da aynı şekilde ön ve arkaları ayarlayabiliyoruz. Gene sürüş elektroniği olarak çok önemli. Motosiklete off-road sürüş modu var ve rally paketini yükleyerek rally sürüş modunu alabiliyorsunuz. 9 ayrı sürüş modu geliyor motosiklete. Nasıl? Ve 9 ayrı sürüş modunda 1'den 9'a kadar bir en pro, en agresif hassasiyeti veriyor. Ve gazı ne kadarlık bir açtığınız zaman tekere verecek olduğu gücü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik. Gene aynı zamanda arazide giderken yola çıktınız, otobanda gidiyorsunuz, cruise control üzerinde var. Motosikletin hızını buradan sabitleyebiliyorsunuz. Gene aynı şekilde ABS'yi ve sürüş modlarını yol, arazi şeklinde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Viraj ABS'si, kaydırmalı debriyaj, işte bir sürü elektronik var motosikletin. Gerçekten baktığınız zaman da KTM bu anlamda dop dolu bir motosiklet. Bir de şeyi sormuştum sana, benzin deposunun aşağıda olmasının yararı nedir? Bu motorda ne gibi bir avantaj sağlıyor onu öğrenelim ama diye. Ama insanlar baktığı zaman birazcık tasarım
anlamında mı böyle bir şey yaptı acaba diye düşünüyorlar ama tamamen ağırlık merkezini aşağıya çekmekle alakalı. Ağırlık merkezinin aşağıya doğru çekilmesi motosikletin kullanırken ki hissiyatını daha hafif evet. olarak size sağlıyor ve çok daha rahat handle, yani yönlendirme yapabiliyorsunuz. Gerek peglerden gerek bidondan. Biz de bunu arazilerde virajlara girerken çok daha hızlı virajlara hızlı girmeyi, virajlardan biraz daha hızlı çıkmayı bu şekilde başarabiliyoruz. Siz duma mesela Tenere 700'de ben kendim örneğim. Evet yukarıda. Hissiyatı hani biraz daha belki bacak arasında alarak hani bir şey hissetme maksatla yapıyor oluyor biliyoruz ama bunda da yine öyle bir avantajım var. Yani ayakta kullanımda tabii çok daha rahat ayakta kullanabiliyorsunuz. Pegler aynı zamanda lastikler çıkıyor. Arazi off-road pegi haline dönüşüyor. Katlanabilir vites kolları, fren kolları aynı evet. şekilde. Yani baktığınız zaman gidon amortisörü var üzerinde. Bu da çok önemli. Yani bunlar hep artılar, katacak şeyler. Sonra yani arazide gidiyorsunuz. Birden bir engel çıktı. Yüksek hızda motosikletinizin hakimiyetini kaybetmemeniz için stabile çünkü bu sağlıyor. Evet, bu aparatlar normalde dışarıdan fiyatla getirtip almaya çalışsanız ekstra maliyetlere bir yük oluyor. Ama bu motorda saydığı gibi Serkan'ın bütün daha da söylenebilecek çok şey var. Bunlar öncelikle yani ön plana çıkan durumları bu motorun. Ya Serkan ama daha çok şey anlatabilir. Kaç litre abi? Bir de onu sorayım. 20 litre. O da güzelmiş. 20 litre. Sele üzerinde ileri geri rahat hareket edebilmemiz için tasarlanmış. Gayet rahat bir selesi var. Motor üzerinde motor alt koruması standart olarak geliyor. Ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Radyatör koruması gene aynı şekilde üzerinde standart olarak geliyor. Dediğim gibi yani motosikletin baktığınız zaman hem yol hem arazi için çok rahat bir kullanımı var. Dolu bir motosiklet. Bu arada hemen aklıma geldi. Onu da es geçmeyelim. Serkan'ın akademisi de var. Ondan da bize biraz bahseder misin? Bize? Evet. Yani, şimdi yani en kötü yanı benim için İstanbul'da olmaması. Onu ya söyleyeyim. Ya şöyle tamam abi böyle bir motosiklet alacağız. Güzel de biz bunun hakkını veremeyiz ki. Biz bununla arazide nasıl sürüş yapacağız? Sana... İşte orada da Enduro Akademi adı altında bir akademi var. Çok başarılı. Adventure motosikletlerle de gelip bizden eğitim alabilirler. Ekipmanları yoksa ekipman sağlayabiliriz. Peki ben diyelim ki hiçbir şey almadan yol kat etmek istemiyorum. Havaalanına uçağa bindim geldim. Serkan ben geldim dedim. O şekilde gelirlerse Enduro eğitimi veriyoruz. Spesyal Enduro motosikletlerle 20 tane motosikletimiz var. Uçağa binip direkt geliyorsunuz. Biz sizin gerekli havaalanından alıyoruz. Kıyafetlerinizi sağlıyoruz. Motosikletimizi veriyoruz. Dünya Enduro şampiyonasını yapıldık pistte. Petre'de çok güzel bir pistimiz var. Orada kapalı alan eğitimi veriyoruz, mekanik eğitimi veriyoruz. Ve aynı zamanda da dediğim gibi sıfırdan yarışçı seviyesine kadar da çeşitli seviyelerde de eğitimler veriyoruz. Arkadaşlar daha ne istiyorsunuz? Bence bunu bir değerlendirin. Benim gibi merak edip hani biraz daha kendimi geliştireyim dediğiniz noktada Serkan'a kendinizi teslim edin. Hatta ben açıklamalar kısmında Serkan'ın bu akademiyle ilgili olan adresini de paylaşacağım. İnşallah geliriz bir videoda çekeriz. Bir tane bu arada motosiklet çiftin teki geldi. Teki orada. Selamlar. Benim çiftim. Arkada abi. Bu arkadaş da arazi. Deneyimlerini paylaşıyor. Meyilli. Yeni yeni. Abi inanılmaz. Ben dedim ki Serkan abi beni toza toprağa göm. Antalya'ya gidiyorsun. Antalya'ya gideceğiz. Orada Toroslara çıkacağız. Sen zaten Fatih'sin Toroslara. Fatih burada. Yapacağız ya istiyoruz abi. İnşallah. Gülşah da geldi. Aliye de geldi. Merhabalar. Zenginlik kattık. Bayanlar da geldi. Hoş geldin. Merhaba. 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 Aynen. Ve sohbet uzun sürer. Yok. Gülşah'ın da bu arada gezisi var. Ona da lütfen Instagram'dan takip edin. Bizi gezeceğiz. Aliye de uzun yol düşünüyor. Onun da var. Onlarla da ayrı ayrı konuşuruz artık. Celal yerine de ben çekiyorum. Arkada kamera arkasında Tolga var. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Büyük. Tamam.